Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle der. Bir insan namazdayken yüce bir sultanın kapısını çalmaktadır. Bir kimse sultanın kapısını çalmaya devam ederse kapının bir gün açılma ümidi vardır. Gece namazının gündüz namazına karşı üstünlüğü, gizli sadakanın açık verilen sadakaya üstünlüğü gibidir. Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Namaz kılınan veya Allah'ın adı anılan yer 7 kat derinliğine kadar sevinir. Çevresindeki yerlere karşı övünür. Bir kimse ıssız bir çölde namaz kılmaya kalkınca o yer onun için süslenir. Halid bin Madan radıyallahu anh der ki, bana ulaşan habere göre Allah-u Teala bu üç kimseyi meleklere överek anlatır. Bir kimse ıssız bir yerde ezan okur, kamet getirir, sonra tek başına namazını kılar. Allah-u Teala onun hakkında meleklere şöyle buyurur. Kuluma bakın, tek başına namaz kılıyor, onu benden başkası görmüyor. 70.000 melek insin, onun ardında namaz kılsın. Gece vakti kalkar, tek başına namaz kılar. Secdedeyken uyur. Allah-u Teala onun için şöyle buyurur. Kuluma bakın, ruhu katımda, cesedi bana secde ediyor. Bir kimse Allah için savaşa gider, ordu içinde savaşır, sabreder ve nihayet şehit olur. Bir kimse sabah namazını kıldıktan sonra namaz yerinde güneş doğuncaya kadar oturur. Sonra iki rekat namaz kılarsa kıyamet günü Allah onunla cehennem arasına bir perde çeker. Zeyd bin Eşlem İbn Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediğini nakleder. Bir gün Ebu Zer'e dedim ki, ey amca bana bir vasiyette bulun. Senin benden istediğini ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istedim şöyle buyurdu. Bir kimse iki rekat duha namazı kılarsa gafillerden yazılmaz. Aynı namazı 4 rekat kılan abidlerden yazılır. Aynı namazı 6 rekat kılanın kıyamet günü peşinden günah gitmez. Aynı namazı 8 rekat kılan kanaatkarlar zümresinden yazılır. 12 rekat kılana ise cennette bir köşk yapılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Cennetin bir kapısı vardır. Adına duha denir. Kıyamet günü bir münadi şöyle seslenir. Nerede duha namazını kılmaya devam edenler? Sizin kapınız budur. Girin. Münafık kimselerin iflah olmaz hastalığı, mal ve mülk hırsıdır. Onlar sevgi ve merhamet yoksunudur. Mal ve mülk hırsı onların kalplerini esir almıştır. Gerçekte Allah'a ve ahiret gününe inanmazlar. Tülü emel sahibidirler. Can ve maldan verme söz konusu olunca görünmezler. Yalan konuşması, vaadinde durmaması, emanete ihanet etmesi işte bundandır. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir. Tevbe suresi. Münafıkların durumuna düşmemek için kişi, hırsı, cimriliği ve dünya sevgisini bir kenara bırakmalıdır. Cömertlik ipine tutunarak fakirlere sahip çıkmalı, münafıklara karşı birlikte hareket ederek onların alaycı bakışlarını küçümseyen sözlerini yüzlerine vurmalıdır. İnfakın arttıkça nifakın azalacağı, nifakın arttıkça da infakın azalacağı unutulmamalıdır. Şeyh Sadi Bostanı'nda şöyle der, altın bir şey almak için tutulur. Dostun rızasından daha üstün ne alacaksın ki? Feridüddin Atar Hazretleri Pentnamesinde şöyle der, Allah-u Teala'nın rızası için aç kimselere ekmek ver ki sana da adın cennetinden yer verilsin. Kim bir çıplak fakire elbise verirse Yüce Allah da onu rahmet sırrından nasiplendirir. Ebra kelimesi Arapça lügatta kurtulmak manasındadır. İbrahim isminin başında geçen bu kelime, beyitte Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın cömertliğine nispet edilmiştir.
Zira Hazreti İbrahim infak ederdi. Böylece dünya malından kurtulurdu. Allah Teala da Hazreti İbrahim'e bolca ihsanda bulunur, sonsuz hazinesinden onu nimetlendirirdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi bildirilen Ülül Azim adı verilen 6 peygamberden biridir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamberlerin ve insanların en üstünüdür. Allah Teala ona Halilim, dostum buyurduğu için Halilullah veya Halilur Rahman olarak bilinir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Cenab-ı Hak Cebrail'i İbrahim'e gönderdi ve "Ya İbrahim, ben seni kullarımın en çok ibadet edeni olduğun için dost edinmedim. Fakat müminlerin kalplerine baktım ve senin kalbinden daha cömert bir kalp bulamadığımdan dost edindim." buyurdu. Hazreti İbrahim öyle cömertti ki bütün malını gözünü kırpmadan Allah için dağıtırdı. Misafirsiz sofraya oturmaktan haya ederdi. Bu sebepten hayatı boyunca tek başına sofraya oturmamıştır. İbrahim Aleyhisselam gelen misafirlerini izzet ile ağırlar, onlara koyunlarından kesip ikram ederdi. Hazreti İbrahim'in cömertliği o dereceye varmıştı ki, en kıymetli varlığı olan oğlunu Hakk'ın muradıyla kurban etmekten bile çekinmemişti. İnsanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biri olan bu vaka ile Hazreti İbrahim bizler için cömertlik timsali, oğlu İsmail de teslimiyet örneği olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bu olay şöyle anlatılmaktadır. Oradan kurtulan İbrahim, "Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat ver ki," dedi. İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince, "Yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum, bir düşün ne dersin?" dedi. O da cevaben, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap, İnşallah beni sabredenlerden bulursun," dedi. Her ikisi de teslim olup onu alnı üzerine yatırınca, "Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin, biz iyileri böyle mükafatlandırırız, bu gerçekten çok açık bir imtihandır," diye seslendik. Biz oğluna bedel, ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Saffat Suresi. Zer kelimesi Farsça lügatta altın, yani para manasındadır. Beyt'te zer kelimesiyle Azer ismine gönderme yapılması, Hazreti İbrahim'in amcası Azer'in putperest olması ve geçimini put yapıp satarak kazanmasındandır. Azer, dünya malı derdiyle Allah'a şirk koşmuş, yaptığı putları müşriklere satarak Hak Teala'ya yüz çevirmişti. Böylece kendi eliyle kendisini ateşe atmıştır. Altın, mal, mülk insana çekici gelir ve gören gözünü görmez, duyan kulağını işitmez hale getirir. Cömert, insanlar arasında baş tacı olurken cimri, ayaklar altında ezilir. Allah yolunda harcamaktan kaçan, dünyada da ahirette de yalnız kalmaya mahkumdur. Çünkü dünyalık menfaatler insanı korkaklar zümresine katar. Zira Hazreti İbrahim Aleyhisselam, amcası Azer'i Allah'ın dinine bağlanması için defalarca uyarmıştı. Azer ise korkusundan Hazreti İbrahim'i Nemrut'a şikayet etmişti.